1992 yılında Türkiye'deki en ilginç işletmelerden birisi hayatımıza girdi. Çok ilginçti çünkü tam 100 kişi bu işletmeyi kurmak için bir araya geldi. O isimlerden birisi sinemamızın ve tiyatromuzun doğan isimlerinden Metin Akpınar'ın ta kendisi. İşletmenin adı mı? Bir hayli ilginçti milyonlara Kipa diye tanıttı kendini. Kipa sözcüğünün açılımını bilmeyenlerin bir kısmı onu görür görmez Yahudi ilan etti. Çünkü Kipa Yahudilerin başına geçirdiği takkeydi. Ama aslında bizim Kipa kitle pazarlama demekti. O Kipa İzmir'den yola çıkıp Türkiye'de milyonların evine girdi. Ama öyle bir gün geldi ki çoğu şubesi aynı milyonların hayatından çıkıp gitti. Peki gerekçesi? Hadi Başlasın ki paninin hikayesi. KIPA yani kitle pazarlama, ticaret ve gıda sanayi anonim şirketi. 1992'de kuruluyor. Girişte ifade ettiğim üzere 100 kurucusu var. Bu kurucular arasında hem iş insanları var hem de ünlü tanınan simalar var. 1999-2004 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Ahmet Priştina kurucular arasında. Ki kendisi Tansaş'ın hikayesini anlattığım videoda da değindiğimiz bir isimdi. Orada da önemli role sahipti. Dolayısıyla Türkiye'deki perakendecilik sektöründe özellikle de İzmir'den başlayan ayağında kendisinin etkili olduğunu söylemek mümkün. Kipa 1992'de kuruluyor fakat ilk mağazası 92'de açılmıyor. Açılış ne zaman derseniz buna yanıt bulmak için arşive gidiyoruz. 18 Kasım 1994'te Kipa'nın o tarihte açılacağı ve açılışa da Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in katılacağına yönelik haber karşılıyor bizi. Burası Bornova Kipa İzmir Ege Üniversitesi kampüsünde ve 6000 metrekare alana sahip. Ve bir hipermarket dolu. Dolayısıyla aradığınız birçok şeyi içeride bulmak mümkün oluyor. Kipa 1996'da ürün gamına eve yönelik eşyaları da ekliyor. Beyaz eşyalar ekliyor mesela. Kuruluşunun 5. yılındaysa henüz çok büyük şubelere ulaşmamasına rağmen yavaş yavaş ilerliyor olmasına rağmen borsaya açılıyor. Bugünkü Borsa İstanbul'un adı 1997 yılında henüz İstanbul Menkul Kıymetler Borsası. Kipa da borsada işlem görmeden önce halka arzı alakalı gazetelere reklam veriyor. Ve reklamda bizi bir kasa fotoğrafı karşılıyor. Üstünde de ortak kasa yazıyor. Yani Kipa diyor ki artık sadece müşterimiz değil ortağımız da olabilirsiniz. Kipa 98 yılında artık sadece başka markaların başka üreticilerin ürünlerini satmanın ötesine geçiyor. Ve kendisine özgü marka altında da ürünler sunmaya başlıyor. Yakın zamanda anlattığım hikayelerden hatırlayacak olursak Diasa'nın DIA markası vardı. Real'in TIP markası vardı. Bu markaları özel marka altında tüketiciyle buluşturuyordu. Kipa da kendi markalı ürünleri için kendi ismini kullanmayı tercih ödüyor ve ürünleri Kipa markasıyla pazarlıyor. 2000'lere doğru yaklaştığımızda 98-99 yıllarında yeni mağazalar karşılıyor bize. İzmir, Çili'de bir Kipa Hipermarket açılıyor. Fakat burası aslında sadece bir hipermarket değil. Buranın adı KAM. Yani Kipa Alışveriş Merkezi. Bu da demek oluyor ki hipermarkete ek olarak burada birçok mağaza bulmamız mümkün. AVM 3 katlı bir AVM ve 90 mağazaya sahip. Bir dönemin popüler mağazaları arasında yer alan çarşı, Maxi gibi mağazalar Burada büyük şubelere sahip Ayrıca Türkiye'nin en büyük sinema kompleksi Parlament Sinema Club burada açılıyor. Günümüzde AVM'lerin vazgeçilmez oyuncularından birisi de bildiğiniz gibi fast food zincirleri. İşte o yıllarda Kipa AVM'de de birçok fast food zincirini bulmak mümkün. Lafın kısası şu ki bugün hayatımızda sıkça gördüğümüz AVM'lerin en temel örneklerinden bir tanesi Kipa AVM ile İzmir Çiğli'de hayatımıza girmiş oluyor. Kipa'nın İzmir dışında açtığı ilk mağaza da bu açılışa yakın bir dönemde açılıyor ve Denizli'de. Şu ana kadar yapıyor yapıya bakarsak Kipa yavaş yavaş ilerliyor aslında. Bir anda çok fazla şube sayısına ulaşmadı. Ama sağlam bir şekilde büyümeye çalıştığı da kesin. Tabi bu durum yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor. 2002 yılının Ağustos ayında Kipa ve Tesco'nun ortak olacağına dair ifadeler görüyoruz. Bu konu basında yer buluyor. Tabi basına düşmesini sağlayan şey de şu. Kipa borsada işlem görmeye başladı demiştik. Dolayısıyla bu tarz önemli gelişmeler zaten borsaya bildiriliyor. Kamu aydınlatma platformuna ile ve bu şekilde de aslında basında, halkta haberdar oluyor. Tesco'nun o dönemki durumuna baktığımızda 40 milyar dolar cirosu olan bir şirket. Bu ortaklık söylemleri 2002'de gündeme gelse de bu konuyla alakalı gelişme 2003'te gerçekleşiyor. Ve bu ortaklığın da ötesine geçiyor. Tesco, Kipa'nın hisselerini 124 milyon dolara satın alıyor. Bu satın almanın ardından Türkiye'de uluslararası bir dağıtım ofisi kuruyor Tesco. Ne demek uluslararası dağıtım ofisi? Türkiye'deki Kipa ürünlerinin aslında diğer ülkelerdeki Tesco mağazalarına da ulaştırılmasını sağlıyor bu ofis. Yani o ürünlerin ihracatını sağlıyor. 2006'da Tesco bünyesinde yoluna devam ederken Kipa konseptte şöyle bir yenilik yapıyor. Küçük mağazalar açmaya karar veriyor. Yani büyük mağazaları var zaten, küçükleri de aralara ekleyecek. Böylece hipermarket olarak başlayan yolculuğu hipermarket artı Express Market oluyor. Hipermarketler Kipa Extra adıyla biliniyor. Bu mağazalarda temel ihtiyaçlardan elektroniğe, bebek ürünlerinden spor ürünlerine her türlü ürünü bulmak tüketiciler için mümkün. Kipa Express'e bakacak olursak küçük olanlara günümüzdeki BIM, Şok, A101, Carrefour Express, Migros Jet gibi marketler bunlar. Ve sloganları da size artık yürüyüş mesafesi kadar yakınız. Kipa bu kapsamda ilk Express mağazasını yine İzmir'de Eşref Paşa'da açıyor. Kipa'nın operasyonları büyüyünce 2007'de Torbalı'da bir dağıtım merkezi kuruyor. 2008'de eğitim alanında bir adım atıyor Kipa. Kipa'yla eğitimin ne alakası var? Bir market zinciriyle diye düşünebiliriz. Aslına bakarsanız sektör ayırt etmek sizin. Bütün şirketler bir şekilde yollarını eğitimle kesiştirebilir ve kesiştirmeli de. Fakat Türkiye'de pek gördüğümüz bir durum değil. Peki Kipa nasıl bir ilişki kuruyor? İzmir Ekonomi Üniversitesi ile işbirliği yapıyor ve perakende yönetim programı adı altında bir program başlatıyor. Programın adından da anlaşılabilir gibi buradaki amaç perakende sektörü için kalifiye insan yetiştirmek. Ne derece başarılı uygulandığını bilemiyorum tabii ki ama ilk bakışta gayet güzel bir proje. Mağazalara dönecek olursak 2009'da mağazalar farklı illere yayılmaya devam ediyor. Kipa'nın 2009'da yeni noktası başkent Ankara. 2010'da ise konseptte yine bir yenilik var. Bu kez süpermarketler devreye giriyor. İlk süpermarketini İstanbul Beylikdüzü'nde açıyor Kipa. Süpermarket konsepti tahmin edebileceğiniz gibi daha önce anlattığım hipermarketle Express market arasında konumlanıyor. Bir Kipa süpermarkete gittiğinizde temel gıda ürünleri dışında unlu gıdalara ulaşabiliyorsunuz. Balık, et gibi gıdalara erişebiliyorsunuz. Kısacası mutfakta ihtiyacınız olan birçok ürünü taze bir şekilde karşılamayı hedefliyor bu marketler. Bu ekstra ürünlerle express marketin önüne geçiyor. Ama diğer alanlarda da hipermarket kadar geniş ürüne sahip olamadığı için az önce de belirttiğim gibi iki market türünün arasında konumlanıyor. Kipa eğitim alanındaki faaliyetlerini sadece çalışanlarıyla tutmuyor. Tedarikçi Akademisi adlı bir program başlatıyor ve 400'e yakın tedarikçisine eğitim veriyor. Bugüne kadar anlattığım bazı hikayelerde değindiğimiz noktalardan birisi şuydu. Hızlı büyümek isteyen şirketler veya yeni pazarlara giren şirketler öncelikle bir satın alma yapıyor. Buna market zincirlerinde çok şahit olmuştuk. Kipa'da 2011 yılında Trakya bölgesindeki Ardaş'ın 19 şubesini alıyor. Bu da şube sayılarında hızlı bir yükseliş sağlıyor. Tesco bünyesine geçtikten sonra Kipa ürünlerinin yurt dışına ihraç edildiğini konuşmuştuk. Bu tarz Türkiye'deki Kipa'ya özgü çeşitli ürünlerin tanıtımı da yurt dışında yapılıyor. Örneğin 2010 yılında Tesco Polonya'da bir Türk haftası düzenliyor. 2013'te Türkiye'nin Tadı adlı projeyle İngiltere'deki 235 mağazasında Türk ürünlerini İngiliz tüketicilerle buluşturuyor Tesco. Buradaki amaç tabii ki farklı ülkelerde bulunan Tesco'lar arasında bir bağlantı kurmak ve ihracat miktarını da artırmak. 2013'e geldiğimizde artık dijitalleşme yoğun şekilde hayatımıza girmeye başladı. 2007'lerde başladı hatta. Dolayısıyla Kipa'da kendisini fiziksel mağazacılıkla sınırlamama kararı alıyor ve dijitale de adım atıyor. Kipa Kapımda adlı online sistemi hayata geçiriyor. Geldiğimiz noktada uzun yıllardır İzmir'de varlığını sürdüren Kipa'dan bahsedebiliriz. İşte bu kapsamda 2014'te İzmir ve Balıkesir'in en çok istihdam yaratan şirketi seçiliyor. 2016 yılında Kipa hisselerinin %95 Tesco bünyesinden Migros bünyesine geçmesi için anlaşma imzalanıyor. Belirlenen tutar 302.3 milyon lira. Fakat fiyat revize edilebilir deniyor. 2017'de de bu devir süreci 199 milyon liraya yani o tutarında 100 milyon lira altına tamamlanıyor. Hisselerin devrinin 302.3 milyon liradan gerçekleşeceği basına yansıdığı zaman bu ekonomi dünyasında, iş dünyasında konuşuluyor. Tutar düşük bir tutar olarak değerlendiriliyor. Zaten Kipa'nın varlıklarına baksanız çok daha fazladır. Ayrıca Tesco'nun Türkiye'ye girerken aldığı tutarı düşünürsek, o zamanki dolar kurunu düşünürsek, satış zamanındaki dolar kurunu düşünürsek, bunları hepsini değerlendirirsek pek mantıklı görünmüyor ilk bakışta bu satış. Tutar açısından. Değerlendirme yapılırken şöyle bir yaklaşım ortaya koyuluyor. Örneğin Kipa'nın o dönem borsada işlem görmeye devam ettiğini belirtebilirim. Çok ciddi bir satış yediği günde dahi bu haberlerin ortalıkta dolaştığı bir günde dahi piyasa değeri hala 2,5 milyar lira seviyelerinde. 2,5 milyar lira nerede? 302,3 milyon lira nerede? Hatta 199'a satışın gerçekleştiğini söyledim. Arada muazzam bir fark var. Ama şunu da belirtmekte fayda var. Piyasa değeri bizler için bir gösterge. Ve borsa dediğimiz yapı çok dalgalanan bir yapı olduğu için, volatilite çok yüksek olduğu için bu göstergede kısa zaman aralıklarında çok dalgalanabiliyor. Bu sebeple bir şirketin gerçek değerini anlamak için sadece borsadaki değerine bakmak yanıltıcı olabiliyor. Fakat tüm bu saydıklarıma rağmen yine de gerçek şu ki piyasa değeri de bakacağımız göstergelerden birisi. Ve o değerin bir hayli altında olduğu da ortada. Peki neden Tesco bu kadar düşük bir fiyata satış yapıyor? CEO Dave Lewis bu satış işleminin yüksek rekabetin olduğu bir piyasada küçük bölgesel bir oyuncu olarak Türkiye'de yaşanılan stratejik zorlukları yansıttığını söylüyor. Yani demek istiyor ki bu duruma rekabet sebep oldu. Kipa'nın rekabet etmesi elbette sağlanabilir ama bunun için yatırım gerekli. Kipa ise bunu yapmak yerine diğer pazarlara odaklanmayı seçiyor. Praktiker örneğinde görmüştük benzer bir durumu. İlk çıkış yaptığı pazarlardan birisi Praktiker'in Türkiye'ydi. İşte burada da o yoğun rekabet Kipa'yı çıkma yönünde tetikliyor. HT Bloomberg'ün o dönemki haberinde TEB'in yatırım analisti Kenan Coşkuner'in yorumlarına yer verilmiş. Kendisi de bu satışın çok düşük bir fiyata gerçekleştiğini belirtmiş. Ve bunu yangın satış fiyatı olarak nitelemiş. Yani ana ortak zor durumda ve bir an önce malını elinden çıkarmak istiyor. Karşıda da bir alıcı var hemen satıyor. Aklımıza şu soru da gelebilir. Rekabet rekabet diyoruz ama yani bu da koskoca Kipa. Ve yıllardır bu pazarda. Rakipleri de yıllardır onunla aynı pazarda. Faaliyetlerine devam etsin. 5 kazanmaz bir kazanır ama yine yoluna devam eder. Fakat durum böyle değil. Çünkü Kipa'nın gelirlerinde de ciddi bir düşüş söz konusu. Konusu. Ve Tesco'nun 2015'te Kipa'dan kaynaklı 20 milyon pound zarar ettiği bilgisi yansıyor basına. İşte bu çarpıcı değerler Tesco'nun bir an önce Türkiye'den ayrılma isteğini artırıyor ve belki de girdiğine pişman olarak Türkiye pazarından gidiyor. Satın almanın ardından 2 yıla yakın bir süre geçtikten sonra 25 Nisan 2018'de Migros Kipa birleşimi için SPK'ya başvuruyor. Kipa'nın 30 Haziran 2018 tarihli faaliyet raporuna baktığımızda o tarih itibariyle başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi 3 metropolümüzde olmak üzere 20 ilde 161 mağazası var. Mağazaların 47'si hipermarket, 27'si alışveriş merkezi, 45'i süpermarket, 67'si de ekspres market. İki tane kipada benzin istasyonlarında yer alan marketler. Bu mağazalara ek olarak bir tane de dağıtım merkezi var. O tarihte çalışan sayısı da 4228 olarak görülüyor. Az önce bahsettiğim Migros'un başvuru talebi SPK tarafından 19 Temmuz 2018'de onaylanıyor ve böylece Kipa-Migros birleşimi resmi olarak gerçekleşiyor. Ve biz artık Kipa tabelalarının yerinde Migros tabelalarını görmeye başlıyoruz. Buna rağmen emin olmamakla birlikte hala bazı Kipalarda kendi tabelası duruyor olabilir. Kipa AVM'lerde özellikle. En azından 1-2 yıl öncesine kadar hala böyle olabilir. Son zamanlarda onları da kaldırmış olabilirler. Yorumlara çevrenizdeki Kipaların durumlarını yazabilirsiniz. Metin Akpınar Kipa'nın hissedarlarından birisi demiştik. Tabii şunu merak ediyorsunuzdur. Ne kadar kazandı Metin Akpınar. 2003'teki Tesco satışıyla kendisinin 2 milyon dolar kazandığı basına yansıyan bilgi. Normal satış değeri üzerinden biz de hesaplayabilirdik, kontrol edebilirdik ama tam hissesini bilmediğim için yorum yapamıyorum. İşte 90'larda hayatımıza giren Kipa'nın öyküsü. Real videosunda da altını çizdiğim gibi hepimiz bir değişime tanıklık ediyoruz. Bu değişim tüketici davranışlarındaki değişim. Aslında zaten tüketici olarak bu değişimi biz gerçekleştiriyoruz. Her birimiz. Ama kendi isteğimizde değil, koşullar bizi buna itiyor. Ne bu koşullar? Fiyatlar. Peki ne bu değişim? Eskiden gittiğimiz süpermarketlere, hipermarketlere artık birçoğumuzun uğramaması. Tüm ihtiyaçların en yakın zincir marketten karşılanması. Durum böyle olunca da şirketler de trende ayak uyduruyor ve büyük marketlerin, hipermarketlerin kapıları kapanırken, tabelaları inerken daha çok küçük marketler açılmaya devam ediyor. Bir zamanlar bu küçük marketlerin fiyatları onları cazip kılıyordu. Fakat şuna dikkat etmek gerekir ki tüketici için cazibe ancak rekabetin olduğu bir ortamda vardır. Bu küçük marketlerin büyük rakipleri yavaş yavaş ortadan kalktıkça, şube sayıları azaldıkça kendilerinin müşterilere artık fiyat avantajı sunmasını gerektirecek bir sebep kalmayacak. Onlar da fiyat konusunda çok daha belirleyici güce sahip olabilecek. Hatta bu günümüzde de böyle. Artık bu marketler müşteriyi en iyi sunmak zorunda değil en iyi fiyatı. Çünkü pek çoğumuz söylediğim gibi zaten bu marketlerin daimi bir müşterisi olduk. Yaptığım videolarda gördüğünüz gibi neredeyse hiçbir marketin arasında da çok bir fiyat farkı kalmadı. En düşük ürünleri baz aldığımızda birçok üründe birebir fiyatlar belirleniyor. Sözün özü bizler tüketici olarak pazarda olması gereken o rekabetin meyvesini yiyemiyoruz. Çünkü o rekabet yokmuş gibi görünüyor. Maliyet ve talepten kaynaklanan enflasyon ve hiçbir elle tutulur yanı olmayan ekonomi politikası da bu durumu daha da körüklüyor ve fiyatlar bu faktörlerin etkisiyle yükseliyor yükselmeye devam ediyor. Tüm bu anlattıklarımın içindeki özse şu. Hem Kipa'nın hikayesi hem de bu zamana kadar anlattığım diğer marketlerin hikayesi, diğer şirketlerin hikayesi aslında görmesini bilene pek çok mesaj içeriyor. Çünkü bize bulunduğumuz durumun gerekçelerini sunuyor. Gerçekleri yüzümüze çarpan bir de eski fiyat katalogları var ki onlar sadece gerçeği yüzümüze çarpmakta kalmıyor bir de görenleri bir hayli üzüyor. İşte bu yüzden eskilere bakmak, gözden geçirmek, değerlendirmek önem arz ediyor. Kipa'nın hikayesi burada bitti. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Video önerilerinizi yorumlara eklemeyi unutmayın.